Dokunulmazlığının kaldırılması için çağrılar peş peşe geldi. HDP'nin PKK ile bağı bir kez daha vurgulandı. Türkiye teröre karşı yıllarca çok ağır bedeller ödeyerek bir mücadele yürütüyor. Kararlılıkla bir mücadele yürütüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına bu anlamda bir kesin, kat'i bir mesafe koymaları, sınır koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde de o zaman hukukun, anayasanın iç düzüm gereği yapılmalıdır. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in bir PKK'lı ile çıkan samimi fotoğrafları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Daha öncekilere ek olarak Semra Güzel hakkında hazırlanan yeni bir fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Oradan da meclise ulaştırılacak dosyalar arasında 9 tane daha HDP'lere ait fezleke yer aldı. Karma komisyonda çok dosya var. Ve muhtemelen bizim meclis tarihimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin sayıca en fazla dosyası var. Vahim iddialar içeren dosyalar da var. HDP'nin bütün unsurlarıyla PKK ile aynı amaçlar doğrultusunda kullanıldığı artık açık bir gerçektir. PKK olmasa HDP gibi bir siyasi oluşum zaten siyaset sahnesine çıkarılmazdı. HDP olmasa PKK bir tek çocuğumuzu eline silah vererek terörist üniformasına sokamazdı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, skandal fotoğraftaki HDP'li Semra Güzel hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla bir fezleke hazırlandığını söyledi. Şahsi kanaatimi ifade edeyim. Bilhassa anayasal düzene karşı suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği kanaatindeyim. Örgüt üyeliği ile ilgili adı geçen arkadaşımız konusunda bir suçlama var. 2019 yılı Mart ayında bir dosya kapsamında hazırlanmış bir belge bu. Bu belgenin içinde bulunduğu bir dosya var mı diye onu inceliyorlar, bakacaklar. Tepki toplayan fotoğraf için bir açıklama da Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Meclis Başkan Vekili Hasan Korkmazcan, Anayasa Mahkemesi'nde devam eden HDP kapatma davasına dikkat çekti. Davalı partinin bir an evvel kapatılması gerektiğini vurguladı. Son zamanlardaki HDP provokasyonlarının temel amacı kesin olan kapatma sürecini geciktirmektir. Aynı zamanda PKK'nın kirli varlığını mümkün olduğu kadar genişlikte kişi ve kurumlara bulaştırmaktır. Üzülerek görüyoruz ki PKK-HDP'yi kurgulayanlar bu virüsü muhalefetin çok geniş alanlarına bulaştırmışlardır. Onun için kapatılma sürecinin uzatılmaması bir milli güvenlik sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, çoğunu HDP'lere ait olan yaklaşık 1500 fezleke dosyasının işleme alınması için çağrı yaptı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da bu vekil görünümlü teröristin Gazi Meclisimizin çatısı altında olması milletimiz için zuldür dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da ortaya saçılan skandal fotoğraf hakkında bir video yayınladı. Yayınladığı videoda meclise çağrı yapan Aksakal, söz konusu HDP'li vekillerin dokunulmazlığının hızla kaldırılmasını istedi. Bu tür milletvekillerinin bulunması zuldür. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı göreve davet ediyorum. Bu haddini bilmez sözde milletvekillerinin derhal dokunulmazlıklarının kaldırılması ve Türk adaletine teslim edilmelerinin yolunun açılması gerekiyor.